barışalım. Gidelim barışalım. Ne oluyor ya? Çok iyi ya. Evde sinirim bozuldu. Biraz yatışmaya çalıştım ama onu görünce sinirlerim tepeme çıkıyor. Ay paravanı kapatalım. Can güvenliğim tehlikede Esra'm. Can güvenliğim tehlikede. Senin mi benim mi be? Benim ya bu durumda. Benim de ruh sağlığım tehlikede sevgili seyirciler. Ay sinirden gülüyorum. Yemin ederim sinirden gülüyorum. Harbiden sinirden gülüyorum. Söylediğin laflar maşallah yenilir yutulur cinsten değil beyefendi. Oh ne suyundan gibi? Da koy. Mesela neyden bahsediyoruz? Ne dedi? Sen uyudun mu gece kız? 2:30'a kadar 2:10 geçe evin içinde turluyordum gece bekçisi gibi. O odadan o odaya, o odadan o odaya. Niye? Uyuyamadım, annem de uyuyamadı, kızdı. Söylenen laflı. Beni sana yakıştıramadı arkadaşlarım bir. İkincisi ben buraya gelecek adam değildim. Konuşma tarzına bak. Beyefendi, siz söylemediniz mi? İnkar mı edeceksiniz? Buyurun. Evet, inkar edeceğim. Açıklamasını yapar mısınız? İspatınız nerede? Ben buraya gelecek adam değildim demedin mi burada bana? İspatınız nerede? Ben buraya gelecek adam değilim. Ben sizden etkilendiğim için buraya kadar geldim. Hanımefendi, nasıl olacak? Bir, ikincisi beni sana yakıştırmadılar ya. Ne demek? Size yakışıyor mu o surat şekliniz? Gerçekten daha çok böyle nefret ettiriyorsunuz kendinizden. Konuşmalara bak ya. Ama siz ben nasıl gülüyorsunuz bakar mısınız ya? Allah'ım sen sabır ver ya. Ambulansınız falan bekliyor değil mi Esra? Ambulans var, polis tamam. Var, bodyguardlar var. Sen bir kere çok baskı özel yapmaya çalışıyorsun. Security. O kıyafeti giyme, bunu yapma, benim sözümden dışarı çıkma, öyledir. Ya. Yok ama efendim bikini giyme, bilmem ne ertesi giyme. Ertesi gün görüşmüştük seninle. Yani, siz ertesi gün tamam. Bu şekilde geldiniz. Giyinemez miyim sizin gibi? Giyinemezsiniz. Bugün sonuçta bak, erkeğinizin yanına geliyorsunuz. O şekilde giyinmeniz bana tamam da mantıksız. Yüzüğümü mü taktın kardeşim de? Sen bana sahipleniyorsun. Hayır bir şeysin ya. Nasıl olacak? Yüzük mü taktın? Hayır sözüm olursun, nişanlım olursun o zaman eyvallah derim. E ne demek istiyorsun? Sen bana kendini kanıtlamadın ki. Nasıl ne sıkıntı duyacağım? Kanıtlasaydım ben direkt sana kolumu gösterdim. Yüzüğe gerek olmazdı ki bizim. Konuşmalarına dikkat et. Ama ne giymiş bugün? Ama daha çok ilgi çekici olmuş. Bir şey fark etmiyor ki Esra Hanım. Nerem açık ya şimdi her yerim. Açık olmakla alakası yok. İlgi çekici olmayacaksın benim yanımda. Allah Allah. Nerem ilgi çekiyor hiçbir yerim. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sormak istiyorum. Ya var ya senin bir şey nasıl istiyorum. Bir insan olduğunu ben çözemiyorum. Bir şey sormak istiyorum. Beni seviyor musun? Hakikaten. Beni seviyor musun? Bana aşık mısın? Bana başka aşık mısın? Yok. Konuşmalara bak ya. Hale bak. Allah'ım hale Allah'ım. Hale bak. Bana aşık mısın? Tek kelime. Ne aşkı? Aşk kolay bir şey değil. Kolay kolay olmaz. Ben Allah ki, aşkından başka aşk yoktur. Ben demek ki yanlış yere yanlış. Yüce aşk, en yüce aşk Allah ve anne aşkıdır. Başka aşkları saymıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Saymıyorum başka Allah aşkı dediniz. Evet anne aşkı. Neden aşkı bu kadar kıyafettesiniz? Şimdi bak onu yargılamak sana düşmez. Ama hani, o şekilde konuşması büyük, birazcık da. Hani Allah hani aşkı bambaşka bir evet şey de. Burada biter. Beni seviyor musun dediğinde sen hı yaptın. Ne demektir bu Esra Hanım? Yani, lütfen. Hayır da demiyorsun. Yani bir şey de söylemiyor. Ama ne bu tavırlar ya? Resmen tuzsuz deli bekir gibi davranıyor. Ama ben sahiplenmeye çalışıyorum. Bu nasıl sahiplenmek ya? Ne dalga mı geçiyorsun sen benimle? Şşşt. Aşıksın. Aşıksın. Sen aşıksın arkadaş. Hayır asla değilim. Böyle insana aşık mı olur? İnsanın sevgisi olsa sevgisi biter ya. Hareketlerine bir tavırlarına bak. Kendine bak kardeşim. Sen neden bu kadar sinir stres yapıyorsun? Ben şahsen seninle kibar konuşmaya çalışıyorum. Ay sen çok kibarsın bravo vallahi. Uyuyamamış senin yüzünden. Ama evet ben, senin maşallah tavırlarından. Ben buradan tavırlarından çıktığımda çok kötü hasta oldum biliyor musun Esra Hanım? Nazarım değdi artık bilmiyorum. Çözemedim yani o durumu. Hep göz değdi. Hayır beni sana yakıştıramadılar ne demek? Ben bu lafı şey yapamadım. Benim yakışmayacak ne tarafım var? Ben ne var söyledim? Ben dedim ki arkadaşlarımı kaleye almadım. Sen neden arkadaşlarını kaleye aldın? Dostlarını? Onların sözü de benim için ben kıymetli. Ben arkadaşlarımı kaleye almadan geldim buraya. Sen neden aldın arkadaşlarını kaleye? Biz seninle daha görüşemeden bir de arkadaşlarım patı 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 konuştu bana. Evet. Ama konuşmayacaklar. Vereceğim söz. Konuşmayacaklar mı? Hiçbir şey söylemeyecekler. Ama ben dinlemedim. Yok bütçesi bilmem nesi. Hayır o ben su, dinlemedim su. Onları direkt sana geldim. Sana hitap ediyorum. Sen niye özgüveninle bana gelmiyorsun arkadaşlarından akıl alarak geliyorsun? Ben özgüvenli bir insan değil miyim? Yani güvensiz miyim? Onu mu demek istiyorsun? Kalbiniz kılçıklı bence. Nereye çekiyorsunuz? Ben size o şekilde kalbim anlatıyorum ne ki. Kalbim ne çıktı? Kılçıklı kılçıklı.
Nece konuşuyorsun sen kardeş? Türkçe. Ha, hiç anlamadım. Argo sözlüğü mü yanında getirseydim anlardım. Argo sözlüğü getireceğim yanında, ona göre sayfaları çevireceğim. Sözlüksüz konuşamayacağım galiba seninle ben. Evlenince mi? Allah korusun. Böyle bir insanla mı evlenmek be? Ömrünü tüketir bu insan, ömrünü yer ya. Ben sana bir kere daha kanaat getirdim de gerçekten seninle zaten olmazmış ya bu işler. Asıl ben seninle olmam. Niye bu kadar sinir stresi yaptın ki? Olabilir, düzelebilir, düzelmez diye bir şey yok. Neye düzelecek ya? Ne düzelmesini istiyorsun peki? Düzelmesini istemediğin şey nedir? Evet. Hareketlerinin hiç farkında değil misin? Geldiğinden ama benim doğal halim bu. Nasıl sana gelmemi istiyorsun? Ben göründüğüm gibiyim. Neysem oyum. Beni bu şekilde sevmen lazım. Ben seni bu şekilde beğenmeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Aynen. Nasıl bir konuşma tarzıymış ha? Gerçekten beni çok terletiyorsun. Bak, pestimi çıkartıyorum hemen. Ama çok... Ya... Ayakkabılarını da beğendim. Mersi. Neye istihdam ediyor o renkten? Hiç. Uyum sağlasın diye. Nasıl? Kombin yapsın diye yani. Kombin mi? Bunun neresi kombin ya? Daha beğenmedi, adama bak. Nereden ayakkabıya geldiniz? Hakikaten. Ama ben takıntılıyım birazcık. Ne konuda? Ne kadar, yani neresi kötü süzerim, işte? Süzerim, bakarım. Sonuçta benle mutlu olacak bir insan, benle beraber yürüyecek Allah bir insana. Allah'ım sabır ver ya Rabbim. La havle ve la kuvvete illa billahülül azim. Amin. Sadakallahu lazim. Beni deli edecek bu ya hareketleriyle. Ya bir şimdi önce dünkü bir VTR'yi bir izleyelim mi? Baş başa kaldıkları. Onu izleyelim, üzerine de yorumlar alacağız. Arkadaşlar diyor, Yunus'un arkadaşları da dün canlı yayında Zehra'nın loca arkadaşları bu işi onaylamıyoruz demişlerdi. Nabaz. Herhalde Yunus bunun üzerine bir hata geçti. Benim arkadaşlarım da onaylamıyorlar dedi. Yine üçüncü kişiler ilişkinin içerisinde. Umut ve diğer konuklarım ne diyecek? Dün baş başa kalmışlar. Canlı odada bakın ne konuşmuşlar. Nerede bıraktım kalbimi bilmem. Nerede unuttum kalbimi acaba? Bir bulabilsem ah nerede? Dün sene ne konuşmuştuk etek konusunda? Anladım şimdi neden sen baskıya başladın? Baskıyla alakası yok ama biz dün seninle ne konuşmuştuk, ne oldu? Çok mu fazla maçosun kaderizm kuralları? Çok fazla, hayır kesinlikle maçolukla alakası yok. Saygıyla bir alakası var. Sen zarif bir güzel bir bayansın. Teşekkür ederim. Ama çevrene kalkıp da arkadaşlarına kalkıp da arkadaşlarından akıl alman beni birazcık sarstı. Özür dilerim Yunus ama ben dostlarımı terk etmem. Eğer burada olmasam olsun. Bile ben onları bırakamam. Olmaz İzin vermiyorum ben. İzin vermiyor kimse onu özme ya. Nabaz benim kardeşim gibi benim iyiliğimi istiyor ve gelecekte zarar yani sizden değil. Zarar görmemi istemiyor. Mutsuz olmamı istemediği için. Hayır bir anda kaderizm kanunları başladı. Resmen başladı. Kimse karışmayacak senin ilişkine. Annem de müdahale etmeyecek. Ya annene ne karıştırıyorsun şimdi? Annem burada mıydı? Hayır annem burada değildi de. Ay anlatamıyorum yani. Bir şey olduğu zaman ben anneme her şeyi danışırım. Babama danışırım. Başım gözüm üstüne sıkıntı yok. Ben de abime danıştım zaten. İlerideki ilişkimizde. Bak. İnşallah olabilirse siz öyle kısıtlayıcı başlarsa bilemiyorum. Benle kısıtlama yok. Birazcık saygı istiyorum. Ben senin... saygısızlık yapmadım ama. Ama hayır saygısızlık yapmadım diyorsun herhalde. Ben sana diyorum ki bak yine etek muhabbeti oldu bak. Şarkı çakmak bile çok beğeniyorsun. Bir de şarkı söylersen var ya. Hangisi? Belki yumuşarın. Hangisini? Fark etmem. Vay vay vay. Ne istiyorsun hangi şarkı? Şimdi oturmaya korkacağım fark artık. Fark etmez yüreğinden geçeni söyle bana. İlgimi çekmen lazım. Allah Allah sen mi? Sen beni etkilemen lazım. Ben değil. Olur sen beni etkile. Hayır sen etkile. Hayır efendim. Hayır efendim. Sen beni bir etkile. Gerisini bak, bana bak. Bırak. Benim adım bak, Yunus. Bak. Ben Yunus gibi gelirim. Sen beni, araştırmadın ve Yunus'un ne anlama geldiğini bile bilmedin. Bak şahsen yine gizemlisin, çok gizemlisin açıkla. Şahsen yine kalbim kırıldı. Ben dedim ya teraziyim, ben tartarım. Çünkü niye? Ben bir kere mi evlenirim, ikinci evlenmem. Herkese kolay kolay güvenmem. Benim Aynen. karakterim bu. Aslanım Aynen. ama aslan gibi davranamam. 70'inden var terazi. Var. Ama bu onlardan neden örnek alıp da benim üzerime o şekilde mesela beni etkileyerek gelmiyorsun? Ama bir şey soracağım. Niye bu kıyafete takılıyorsun? Gel bu konuyu Abi, halledelim. Hadi ya. Ya ne olur halledelim. Gel. İzin ver. Ben istediğim gibi, istediğim yerde, istediğim gibi. Hayır şimdi mesela sen gel bak, anlaşalım. Evde oturacaksın. Telefon gelecek.
Zehra Hanım işte sizi çok beğendik, sizin izlem çok etkilendik. Bizim stüdyomuzda söyler misiniz, öyle bir şey yok. Fark etti, beni bir klipte başka bir erkekle sarmaş dolaş görsen ne yaparsın? Ya zaten o kliplik bir şey yok ki zaten. Yüzü eline veririm, hadi derim bay bay. Ya derim ben gidiyorum, ya derim sen dedin gidiyorsun. Peki dizi teklifi gelse, hiç kimseyle oynayayım, bana... para kazanamayacak mıyım? Farz et ki geldi diye. Ev işi yapanlar var, tamam mı? PTT'de çalışanlar var. Ben de mesela ajanstan çağırıyorlar, ben gitmiyorum. Sırf seni gördüm diye reklam oldum ya. Benim ne günahım var şimdi bu durumda? Sen niye bu kadar sert oluyorsun ya? Beni korkutuyorsun. Bu ne böyle ya? Bu ne hal? Sen beni çok şey yaptın bir anda. Bir ne olduğumu şaşırdım ya. Ellerime baksana. Ellerim titremeye başladı sinirden vallahi. Bu nedir ya? Sen hiç bakmıyor musun kendine? Hiç yemiyor musun sen yemeğini? İçini yediğini yiyorum. Kilo alamıyorum. Metabolizmam hızlı çalışıyor. Vejeteryan mısın yoksa et metler misin? Et yerim de o kadar her şeyi yemem. Sıkıntı yok. Ben sana benim için mangal yaparım olursa. İyi güzel mangalı severim. Hiçbir problem yok. Çok güzel ben yaparım. Makarna bile yapıyorum. Sen kadın plajına gidersin, ben erkek plajına. Öyle olmaz. Tatil köyüne gidersek ancak belki öyle olabilir. Ya! Ben ya sana ne benim vekilimden kardeşim? Sana ne kardeşim ya? Kardeş olduk. Ay dedik beni. Ay çılıkçam. Ay çılıkçam. Ay çılıkçılığa varacağım. Ya anlatamıyor musun? Bugüne kadar babam karışmadı. Sen niye karışıyorsun? Ben sahipleneceğim ya seni. Gönül almasını bilmeyene ömür teslim edilmez. Canım benim. Aşık mısın kız bana? Ya öyle konuşma, kızdığımızda ne oluyor be öyle? Sen kaderin alır, ya? Kaderin alır gibi konuşuyor. Bak, bu ne ya? Bayanlar nerede ne konuşacağını benden iyi kimse bilemez. Sahne ortada. Niye konuşurken böyle eller kollar böyle ne oluyor? Ama sahipleniyoruz yani biz bu işte. Ben şarkımı söyleyip ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Ama dediğim gibi üzme beni, üzmeyeyim seni. Kırma beni, kırmayayım seni. Kimseden de akıl alma. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden. Abi bu nedir ya? Bu nasıl bir şarkıdır ya? Söyleyerek gitti. Gitmeliyim bu yerden. Hani ne demektir yani? Beni ne şekle sokuyor? Ben onun için geliyorum buraya. Sana beyaz güllerden. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum sana beyaz güllerden. Şimdi ben normalde... Sen bana aşık mısın? Doğru söyle. Gitme şuradan. Bak doğru söyle diyorum sana. Git buradan. Yunus, bak doğru söylüyorum. Git başımdan. Peki. Konuşmuyorum ben seninle ya. Tamam. Sinirimi bozuyorsun. Sen bilirsin. Ay ay ay. Düşüncelerimin hepsini sıfırlıyorum sana karşı. Ay çok meraklıydım. Sen, abi birazcık da ben dönüyorum sana arkamı, nasıl olacakmış ya? Ne? Merhabalar. Nasılsın? Ay çok umurumdaydın, çok iyi oldu. Oh, rahatladım. Aman tuzluğum ne kokma. Kokmuş. Ağzını topla. Hayır iyi anlamda, yanlış yere çekmeyin lütfen. Ya ne biçim konuşuyorsun sen ama ya? Ama bakar mısın Esra? O kendisi bana bir şeyler söylediği zaman... Ben bir şey söylemiyorum. Ya. Kendisi söylediğim zaman aa. Ay ben derim. İmdat de. Diyor ya. Bizim İmdat abiyi çağıracağım şimdi. O da çekici. Aman ne komik. La havle ve la kuvveti ya. İlla billah Ali lazım. Amin. Sadakallahu lazim. Şimdi ben normalde VTR'leri izlerken not alırım sevgili seyirciler. Hani tekrar sorayım diye. Aldığım notları okuyorum. Kadirizm, vejeteryan, mangalcı, serfil çakmaklı, Yunus ve Aslan. Bikini giymez, üzme beni, üzmeyeyim seni. Koca VTR'den çıkan sonuç. Hani minibüslerin arkasına yazarlar ya, ona benziyor. Ne yazıyorlar minibüsün arkasına? Ne bileyim ben, al yazmalım bilmem ne. Hani o tür şeyler ona benziyor. Sollama beni, sollarım seni bilmem ne, ona benziyor. Şoför ağzı yapıyorsun resmen sen ama bana ya. Ama bir şey söyleyeceğim, o her hani her mesleğin kendine uygun bir jargonu vardır. Yok esnaf, o anlamda vardır. Söylemiyorum lütfen. Ama. Yunus ama böyle bir çocuk yani. Evet. Umut'un böyle olmasını, Devir'in böyle olmasını, böyle evet, bir adam. Evet, ben böyleyim. Beni Ahmet sevecekse böyle sevsin. Sen de böyle birinden hoşlanıyorsun Zehra. Hiç hoşlanmıyorum. Bence de hoşlanmak var da Esra Hanım işte
açıklayamıyor, söyleyemiyor işte. Ah canım. Vah evet. Vah vah. Başka işim kalmadı, ben senden hoşlanacağım. Konuşmalara bak. Hoşlanıyor mu Zehra? Hayır. Ha? Söylüyordu, aşık oldu. Ne aşık oldum be, kimseye aşık falan değilim hadi canım. Sen de. Söylemin etsene. Ne? Yalnız bir yemin ederim söylesene. Sen onun nabaz gülüşüne geleceğim evet. Biraz sonra. Ben seni sen de nabaza aşık değil miydin güzelim, şimdi ne oldu? Şimdi laf istedim ben zaten. Şimdi biraz sonra nabaz mevzusuna geleceğim. Nabaz bu sabah Finlandiya'ya uçtu. Yaşananlar da var. Louvre'te ile ilgili sen bir sus şimdi. Evet. Yemin et diyeceğim ben sonra evet. Böyle yapacağım arkasına. Ha yapacağım sana. Evet, aşık mı? Evet, buyurun Gizem. Gizem konuşmuş. Gizem konuş. Yunus Bey, eyvah, Zehra eyvah. Hanım'ın öncelikle çok özür dilerim, kombinini, eyvah. Kombinini beğenmedi ama kalk bir manken gibi yürü de kombin görsün beyefendi. Kalk, kalk hanımefendi, benimle yürümemi ister misiniz? Ay hiç gerek yok kabadayı. Hiç gerek yok kabadayı. Lütfen. Kabadayı. Özür diliyorum. Dalga geçeceğiz. Özür diliyorum. Öyle mi? Harbi komedi ha. Hakikaten komedisin. Vallahi hayatımda bu kadar güzel cilveleşme uzun zamandır izlememiştim. Hayatta evet. Cilveleşmem, ben suluktan da hoşlanmam ayrıca. Hiç sevmem, ciddi. Kargacıklar aramızda olmadığı sürece çok güzel olacak da işte. Kim olmadıkça? Kargacıklar. Kim? Kimler kimler? Kargacıklar kargacıklar. Kuşlar, ne kargası? Kuşlar. Kimmiş karga? Umut'a, o Umut kendini biliyor. Misin? Lütfen konuşur musun? Kime laf sokuyorsun sen? Ben. O kendini bilir. Şimdi. Seni söyledi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Ben ara bozucu gibi olacağım ama şöyle yapayım. Ben beyefendinin Zehra Hanım'la dalga geçtiğini düşünüyorum. Konuşma tarzına dikkat etmesini istiyorum. Oo çok sert. Çok sert. Çok yanlış yerden girdin dostum ya. Zehra, bence muhteşem bir çift olursunuz. Kavganız bile çok güzel. Hadi be, ne kavgası ya. Sadece bizim birlikte olmamı istemeyen arkadaşlar var. Sadece bu. Umut daha dün onaylamadı. Keşke Nabaz bugün burada olsaydı. Keşke. O da onaylamadı. Hayır. Yalnız deli eden de Zehra sanki. Üç gün sonra bak sevgili olurlar, kalıverirsin ortada. Evet. Hayatta. Kolay değil o iş. Yani ben kimseye kolay kolay güvenmem. Allah vere ki öyle olsun. Allah İnşallah beyefendi hareketlerinde samimidir. Onu beklerim. Peki. Yunus'um, sen kendini nasıl affettireceksin ondan sonra? Ben gerçekten sevdiğine inanmıyorum zaten. Siz kendinizi nasıl affettireceksiniz peki bana? Bu şekilde konuşuyorsunuz ya bana. Sizden 3 gün boyunca özür dilemezsem insan değilim. Tamam. Peki benim nereden bileceksin kabul edeceğimi? O da senin tercihin. Yani bence beni hani böyle mutlu etmek için gelmelisin. Huylarımı bilerek gelmelisin. Ben sizin şimdi eğer biri senin karşında özür diliyorsa kardeşin... bakın erkek kavgası yani bak yok, biraz işte, önce yok, bir tatlı tebessüm ettik. Hani hevesimizi kursağımıza da bırakmayın. Birisinin karşınızda özür diliyorsa büyüklük gösteriyordur.